Merhabalar Hoş geldiniz Sizi tanıyabilir miyiz Tabii ki İsmim Kadri Asdemir. şarap Degüstatörüyüm. Ee, yaklaşık 10 yıl 16 yıldır e, Kutman şarapları bünyesinde kişiye özel şarap tetörlüğü yapıyorum ee, halen de devam ediyorum ee, 2017 yılı e, itibariyle de e, çok özel bir projeyle e, İstanbul'daki şarap severlere şarap tarihi Şarap üretimi ve şarap degüstasyon eğitimlerini kapsayan çok özel degüstasyonlar gerçekleştirmek amacıyla çok özel bir proje geliştirdim. Onun için çok özel bir çalışma içerisine girdik. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kısmet olursa önümüzdeki günlerde bu eğitimlerimizi daha keyifli bir şekilde sürdürerek şarap severlere çok keyifli şaraplar tattırmaya devam edeceğiz. Benim bilim kadarıyla şarap böyle çok uzun yıllar geçecek, hani onun denlenmesi tadı bu doğru mu sizce? Ee, ya çok doğru değil tabii ki Türkiye'de özellikle şarapla ilgili çok e, bilinen bazı bilgilerin çok yanlış bilindiğini belirtmek isterim. Zaten bizim de temel amacımız e, şarap severlere daha doğru bilgileri ulaştırmak ve onların daha sağlıklı şarap tüketmelerine yardımcı olmak e, şarap e... Gençken de çok keyifli içilebileceği gibi bazı şaraplar ama bu genelde her şarap olmamak koşuluyla çünkü her şarap yıllanamayacağından dolayı e, yıllandırma koşulları ve üretim tekniklerine bağlı kalarak e, bazen iyi yıllanmış şaraplar çok daha keyifli bir şekilde e, tüketilebiliyor. E, dünya'da bunu gerçekleştirebilen çok az üretici vardır. E, herhalde ben de onlardan biri sayılabilirim e, şarap yıllandırma konusunda ciddi bir tecrübe edindik. Şarabın bir formülü yok. Tamamen deneme ve yanılma yöntemiyle iyisini öğrenebiliyorsunuz. Tamamen insanın doğasının ötesinde duyguyla üretilen ve dünyanın en eski, en mistik ve en özel ilişkisidir. Bu yüzden dolayı da zaten o gizemli tarafı nedeniyle aşkın ve tanrıların ilişkisi olarak adlandırılıyor. Bu yönde dikkat çekiyor. Bugün de 14 Şubat olması vesilesiyle aslında çok da güzel anlattınız, özetlediniz. Ama dediğiniz gibi bizler bakalım nasıl tadı bilmemiz gerekir, hangi şartlarda tüketmemiz gerekir. Bunların hepsini sizlerden az sonra sözümüzden öğrenelim. Olur mu? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun.